yanıktım kardeşler. Sizi buraya toplama sebebimiz... Bir dakika. Niye Yanık Bey konuşuyor? Biz iskele babası mıyız? Konuşmaz olarak onu seçtik biz. Ne ara seçtiniz ya? Ben kimseye oy vermedim. Yok. Biz derken biz ikimiz yani Yanık kardeşimizi uygun gördük. Allah Allah. Aramızdaki alfa erkeği bu mu lan? Ha? Çift çırnaklı sürü lideri bu mu? Olmaz. En yaşlımız konuşsun. Yok. Ben topluluk önünde konuşamam. Dayanamıyorum, küfrediyorum. Bir sürü adam var. Nasıl olsa biri döver, rahatlarım diye ana bacı sınazlıyorum. Yok, olmaz. Ben de konuşamam, soyunabilirim gibi geliyor bana. Hatta bunu söylerken bile kravatımı çıkartmış olmama dikkatinizi çekerim. Ey mahallene bir kendinize gelin. İşte bu. Bak çok iyi giriş yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Hitabet var çocukta, hitabet. Neden? Çünkü tecrübeli. Ben daha ilk cümleyi bitiremedim. Ben bir susun. Siz bizi buraya Hilmi'yi bulduklayıp çağırmadınız mı? Ne alakası var ya? Daha söz var diyerek çağırdılar beni. Ey rey, beni kimse çağırmadı bile. Metin abim sakın gelme dedi. Kıllandık, ben de geliverdim. Ha, o zaman taktik yapmışlar. Neyse çocuklar, gelelim mevzuya. Size büyük bir sürprizimiz var. Ya mahalleden petrol çıktı. Petrol zengin alacağız. Nasıl ya? Ne petrolü ya? Her evden mi çıktı? Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum numara yapmayın lan. Haberiniz var, biliyoruz. Zengin olacağız işte. Evet, zengin olacağız. Lan yürü git. Sen kiracısın oğlum bir kere. Sen daha 6 aylık kirayı ödemedin. Yandın. Çık git evimden. Evin altındaki petrolün yarısını almadan çıkmam. Aha da yazdım buraya. Lan yürü git. Herif karıyı mı boşuyor, kiracıyı mı çıkartıyor belli değil. Malı yarısını istediyor lan. Ya kızım sen bir şey izlerken niye kaptırıyorsun kendini bu kadar? Ya bu evde de böyle ya. Televizyonda dizimizi izlerken televizyonla konuşuyor Gavali ya. Aman efendim o çocuğa gitme, o çocuk tekin değil falan bilmem ne. Bize ne? Size ne? Ha. Abim hadi sen buradan git, burada sana göre bir şey yok. Hadi. Safi geyik bura. Hadi. Burada bir şey yok. Safi geyik. Hadi yavrum git. Feyza çıktı. Hadi bakalım. Petrol metrol iyi idare ettiniz. Dansöz nerede? Ya adamın hala ümidi var kardeşim ya. Ya çocuklar biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Bir müddet şu borla çalışan arabanın muhabbetini yapmayın. Yeter petrolün değeri düşmesin. 2-3 sene sonra yapın arabanızı tekrar. İşte Turgut abi gördüğün gibi elden bir şey gelmiyor ya. İşte lansmanımızı yaptık ya şu an maalesef bütün Türkiye'nin haberi var yani. Geriye dönüşümüz yok. Bütün Türkiye mi? Oğlum siz Kanlıca'nın Kıçı Kırık Mahalli Gazetesi'nde haber oldunuz. Bak haberi okuyorum. Metin Ali Kandemir kardeşlerden kafası büyük olanın evlilik şovu. Ya soyadımızı bile yanlış yazmışlar ya. Lan oğlum siktir et soyadını. Metin hanginiz, Ali hanginiz onu bile bilmiyorlar. Kafası büyük olan demişler, geçmişler. Allah Allah, motorla ilgili bir şey yazmamışlar mı? Yazmışlar canım son satırda. Kandemir kardeşlerin dünyaya mutluluk ve güç getirecek icatları pek yakında. Mutluluk ve güç mü? O ne öyle kardeşim, cinsel gücü arttırıcı hap ilanı gibi? Bu bir hakarettir ya. Bir şeyin icadı olması için ümitsizce ihtiyaç hasıl olması gerek ilk önce. Abime neyle itham etmişler? Recai abi ya. Arkadaş saçmalama, esneme gibi bütün kahveye bulaşıyor ya. Allah aşkına bir susun bir cevap verin. Hilmi nerede bilen eden yok mu? He. İyi değilseniz sonra devam edelim efendim. Hayır. Daha iyi olmadım ki. Mutluluktan ağlıyorum. Anlatmaya devam et, senin değerli çalışanım. Teveccühünüz efendim. Yok ya yok. Gerçekten en değerli çalışanım sensin. Maaş bordürüne baktım. Maşallah maşallah. Politikacı danışmanı kadar maaş alıyorsun. O yüzden anlatmaya devam et. En değerli çalışanım. Kalan evlerin ve dükkanların harcamaları için gerekli olan para rezervin değerine bölünmüyor. Hmm. Paydası sıfır olan kesir tanımsızdır efendim. Unidentified. Ne de güzel anlatıyor ya. Maaşı düşük çalışanlarımdan birini çağırsaydım evlerin değeri devede kulak kalır derdi. Aha şuncacık tırnak kadar kalır derdi. Bokumdaki fındık kadar kalır derdi. Sen kesir diyorsun, küsür diyorsun. Vallahi çok havalı duruyor ha. Devam et, devam et. Kabaca 10 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz efendim. Ben o kabalığa maruz kalmak istiyorum. Ya sırf daha iyi anlayayım diye petrol zenginleri gibi giyindim. Ama yine de aklım hafsalam almıyor. O kadar para nasıl ölçülür ya? Bu konuda da bir çalışma yaptım efendim. Bakınız, 500 metrekarelik bir arsayı büyük hilmilerle balık istifi doldursak toplam mal varlıkları ancak o değere erişiyor. Vallahi herif demiş gibi anlatıyor ya. 300 sayfa sunum hazırlamış. Aferin sana, aferin. Efendim, ilk iş olarak sıkı bir lobi bulmalıyız. Hayır, hayır. Yanlış anladınız. Otel lobisi değil. Herif aklımı okudu. Hmm, bu yüzden en değerli demek ki. Teveccühünüz efendim. Alo, onu da mı anladın ya? Şimdi Hilmi Bey, sadete gelelim. İnsanların desteğini arkamıza almamız gerekiyor Hilmi Bey. Tüm mahalle sizin gölgenizde birleşmeli. Hmm. Evet doğru diyorsun. O zaman ne yapalım? Acil çağrı işaretimizi yakalım ve bütün petrolcüler toplansın. Büyük Hilmi,
konuşma yapacak. Bir de elbiselerimi verin. Bunlarla çıkmayayım dışarı. Çorba cereyanda kalıyor. Sen şu an benim neremi yerliyorsun? Hı? Neremi yerliyorsun? Hilmi şu anda petrolün değerini araştırıyordur bence. Sonuçta mahalledeki evlerin, dükkanların %90'ı onun. Hilmi'nin petrolle ne işi olur abicim ya? Adam borcu, borcu. Hilmi borcu olmaz. Borç kelimesini çağrıştırıyor bir kere. Hayatta iş olmaz. Adam 5 milyon dolar verdi, projeyi devraldı. Bıyıkları döküldü acıdan herifin. Ne konuşuyorsun sen? Yavrum, bir rivayete göre mahalledeki petrol rezervi 5... Neyse, ben tam rakam vermeyeyim. Milyar dolarlar seviyesindeymiş oğlum. O nasıl bir para lan? Türk lirasıyla zibilyon TL ediyor. Abi, Hilmi kesin petrolcü oldu ha. Bittik biz ya. Değil dünyaya barış mutluluk getirmek. Biz dünyaya çocuk bile getiremeyiz. Kız bile vermezler bize. Oğlum, petrolünüz var ya lan. İşte onunla zengin olacaksınız. Bizim evden çıkmadı. Herkesin evinden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Tesisatçıdan çıkmadı. Kahvehaneden de çıkmadı. Bütün mahalleden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Yani bu öyle bir şey ki bu yani. Yıldız yaykırıyor. Ah ah, rahmetli babam sağlam olsun diye evin dükkanlarının altına yumurta döktüydü. Mimar Sinan misal. Nimet var diye petrol geçmiyor herhalde. Ya siz var ya, hala bu ikisine mucit diyorsunuz. Bunlar katalizörü elektrikli ısıtıcı zannederler kardeşim. Allah Allah, oğlum bunlar katalizör kiliselerinden ne anlar? Abba! Cehaletin en hızlı yayıldığı yer olarak bu kahvehane tarihe geçer söyleyeyim. Unutmayın ağalar beyler. Hilmi, marketlerdeki 9.99'luk mallardan alırken bile 0.01 kuruşunu söke söke geri alan adam. Öyle bir para yok diyorlarmış, bankadan havale yaptırıyormuş ya. 5 milyon doları havaya atmaz. Arz ederim. Yani Hilmi hem petrolcü hem borcu. Kim kazanırsa kazansın, sonuçta Hilmi galip. Adam bildiğin Amerika. Bir dakika arkadaşlar. Bu adam hala çıkmadı. Evet, çıkmadı. Bravo, iyi fark ettin ha. Vay, yiğidime bak be. Sert bakışlı yiğidim. Adam, adam, adamın dibi, adamın ense kökü, nanoteknolojisi. Ne yapacaksın lan bugün keriz? Hiç. Birlikte dışarı çıkak mı? Gerçi Metin pump işimle takılacaktım ama sattı beni. Ben de boşta kaldım, bari seninle takılayım dedim ya. Zaten normalde ben seninle takılmam ki. Yok, çıkmam ben. Alındın mı prenses? Alın mı oğlum? Zaten şimdi biz birbirimize benziyoruz ya. Kadınlar bizi paylaşamaz, gerginliği çıkar, birbirlerini boğarlar diye ben seninle takılmıyorum ya. Çünkü ben seni gerçekten kendime benzetiyorum. Sen benim az güneş görmüş halimsin. Tabii bir de boy, poz, endam, karakter, göz rengi, karizma. Seksi sakal gibi farklar var ama önemli değil ya. Ben zaten daha iyiyim o konularda. Emrah, çıkmayacağım ben. Abi! Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Barı yanık Anadolu çocuğu.